Sizce eleştiri üzerine yazılar yazanlar içinde hiç kötü niyetli insanlar yok mudur, vardır? Hepsi ufak iyi niyetli insanlar mıdır? Olabilir. Ahmet Dönmez'in yazısından sonra sanki bu yazıyı bekliyormuşçasına hep birazdan Hoca Efendi istifa etsin diye çıkışlarda art niyetli görebilir miyiz? Şimdi bir kere ben Ahmet Kuru'nun yazdığı zaman, yani ilk yazdığı zaman Hoca Efendi, Hoca Efendi istifa etsin gibi bir öneriyi saçma bulduğumu söylemiştim. Niye bulduğumu da söylemiştim. Ama niyet hiç önemli değil. Yani eleştirin kendisi niyetten daha önemli. Yani adam kötü niyetle sizi eleştirir. Siz oradan bir tedbir alırsınız. O kötü kötü niyetlinin eleştirmesinden size faydalı bir şey çıkar. Adam iyi niyetle eleştirir. Siz ondan bir tedbir almazsınız. Size bir faydası olmaz. Aslında niyetin yani fikrin içeriğiyle ilgili e, bir, bir şey yok. Ama geri konuya dönelim. Mesela Hoca Efendi'nin eleştiri... E, e, istifa etmesi meselesi yani belki cemaat içerisinde herkes bu istifa mekanizmasını çalıştırabilir ama kurucu lider olduğu için onun için böyle bir mekanizma yok. Yani öyle bir mekanizma yapsa bir sosyal bilimci için veya cemaat mensubu için şu anlama gelir onu da söyleyeyim. Demek ki arkadaşlar işte 80 yıl şu şekilde hizmet ettikten sonra işi bırakıp kenara çekilmek lazım. Dolayısıyla 80 yıl aynı şeyi yapacağız. Şu yaşta istifa edebiliriz gibi bir yeni bir norm ortaya çıkar. Yoksa işte bıraktı gitti falan öyle bir şey yok yani hareket biz zaten şu an Gülen veya Gülenizm nedir onu ona bakarak şey yapıyoruz. O nasıl hareket ederse Gülenizm o olacak zaten. O kafana yatarsa takip edeceksin yapmazsa takip etmeyeceksin. Onun adı başka bir şey olacak zaten Gülenizm'de işte böyle bir noktada ortaya çıktı. Bir önceki şeyin antitezi veya işte eleştirisi veya işte değişik bir versiyonu olarak bir yeni bir fikir ortaya çıktığı için çıktı. Şimdi inspirational liderler yani kurucu liderler özellikle ne yaparlarsa yapsın kuruculuğun bir parçası olur. Ama onun yerine gelecek kişiden böyle bir şey istenebilir. Yani sen işte Fethullah Gülen'in kurduğu prensipleri yaşatamıyorsun, sen istifa edilenebilir. Ama Fethullah Gülen'in nasıl prensipler ortaya koyacağı e, kurucu lider olduğu için e, istifa gibi bir prensip koyacaksa, emekli ayrılmak gibi bir prensip koyacaksa koyduğu zaman göreceğiz. Ya, koymazsa öyle bir öyle bir şey yok. Benim şahsi kanaatim koyamaz. Neden? Yani öyle bir sorumluluk sorumluluk bırakma diye bir şey yok. İnsanlar sana bakarken sen elinden gelen en iyisini yapacaksın. İşte kendinden sonraki safhayı hazırlamak da senin görevin. İşte müceddedin görevi ölene kadardır muhabbeti de var ya sadece öyle değil. Müceddedin görevi öldükten sonrası için de çeşitli mekanizmalar ortaya koymaktır işte filan. Bunu illa çok iyi uygulayabilir cemaat. O onların bileceği iş ama o elinden gelen her türlü önlemi almak zorundadır diye düşünüyorum. Bence yapması gereken şey cemaati kendi yokluğunu hazırlamaya çalışmak ve bu konuda da ancak cemaat mensupları bir adım öne çıkarlarsa bu mesele tam anlamıyla olur. Yoksa o elinden geleni yapsa bile 3-5 e, sene sonra malzeme bir şey bir, bir başak vermezse bir bakmışsınız bir başkasının eline geçmiş olur. 2-15 Temmuz gibi gibi bir olay üzerinden bunu istemek doğru değil. Neden? Çünkü 15 Temmuz meselesi en e, objektif kaynaklarca bile Gülene bağlanmayan bir mesele, hizmetin kendisine bağlanmayan bir mesele. Hizmet bunu faraza yani hatalı bir şekilde yapmış olsaydı bile hizmetin çoğunluğunun bugün bunu reddetmiş olması yani helal olsun denediler ve yapamadılar mantığında olmaması, teorik olarak bile bunu reddetmiş olması hizmetin yani nerede durduğunu gösterdiği açısından yani cemaatin teorik olarak bu bu böyle bir şeyi hem kabullenilmemiş olması hem de Pratikte bu işe bakan uzmanların bu işten ötürü cemaatin sorumlu tutulamayacağını söylemiş olmasından ötürü olmamış bir hatadan ötürü yani 15 Temmuzla ilgili bir hata var ama 15 Temmuz gibi bir yani 15 Temmuz'u yapmış gibi bundan ötürü istifa etsin, cemaat şöyle yapsın demek yanlış bir önerme olur çünkü İngiltere parlamentosu bile yani cemaate sahip çıkmaz ama bunu buna bağlamaz neden eldeki kanıtlar bunu böyle söylemiyor cemaatin durduğu noktada 15 Temmuz'u planladığını ve uyguladığını iddia etmiyor. Bundan ötürü buna bağlı olarak da böyle yanlış yaptınız falan değil. Bir diğer argüman da işte mahrem hizmetler filan Yani mahrem hizmetler daha önce anlatmıştım bir anomali. Türkiye anomalesinden ortaya çıkan bir mesele. Bu cemaatin tek anomalisi değil. İşte Kohir'in hareket şeffaflık da Türkiye'deki Anomali yani yanlış bir durumun ortaya çıkardığı yanlış bir sonuç. Yani genetiğiyle oynanmış bir hareket. bunun tekrar düzelmesi için bir Avrupa tezgahından geçmesi gerekiyor. Mesela dikkat edin Avrupa'ya giden, iltica başvurusunda bulunan herkesin ilk yaptığı şey cemaat mensubiyetini ispat etmeye çalışmak mesela adamdaki travmayı düşünün. Yıllarca tedbir yapmış adam şimdi cemaat mensubu olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Yani bir transformasyona uğruyor ister istemez. Anlatabiliyor muyum? Bunun üzerine bir yeniden bir kimlik ediniyor adam. Ve bunun üzerinden şey devam ediyor. Bugün birisiyle tanıştım. Dediler ki seni bir işte WhatsApp grubuna alalım. Ya işte şu mevzular bir geçsin. Bak adam hala e, henüz o mülakata girmediği için hala işte yani her gittiği yerde bir rengini belli etmeme şeyinde e, ee, ne derler refleksinle. Çok normal öğrenilmiş bir refleks. Bu korkuyla yaşadığın bir ülkede böyle. Yani kimliğini ifade edemediğin bir ülkede böyle korkak alışmışsın. korkmaya alışmışsın. Bunda hiçbir problem yok. Buna yönelik tedbir mekanizmalar ortaya çıkarmışsın. Bunda da hiçbir problem yok. Ama bu bir dönüşüme uğruyor ister istemez. Yani Türkiye'de bu işin bitmesi ve başka yerde bu kimlik üzerinden var olmaya zorlanması üzerinden transform oluyor. Bu anomaliden ötürü yani mahrem hizmetler bitmişken aklı kesen herhangi bir mesele kişinin bu meselenin geri dönüşü olmadığını da bilmesi gerekirken yani mahrem hizmetler meselesi cemaatin artık ihtiyaç duymadığı bir anomali. Bunu bugün anlamayanlar olabilir, yarın herkes anlayacak. bazı meseleler hani önceden düşünülmediği için bazı insanlar belki eski konumlarımıza döneriz filan. Tazminatınızı alırsınız ama eski konumlarınıza dönmenizi kimse isteyeceğini zannetmiyorum. Dünyanın o kadar şeye ihtiyacı var ki en ciğer farelerini, en zeki, becerikli adamlarını Türkiye'deki şu bu koruma kimsenin geri göndereceğini falan da göndermek isteyeceğini düşünmüyorum. Ben Gülen'in böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yıllarca bu insanlar yurt dışına çıkarmaya çalışmış. Şimdi işte e, geri oraya gönderecek. Öyle bir şey yok. Yani o zamanla insanların belki anlayacağı bir mesele. Bu, burada dördüncü bir madde açayım. Şey. Ama bir gün yani ileride 3 sene sonra olaylar değişti, düzeltti. 5 sene sonra, 10 sene sonra. Birileri mahrem hizmetleri yeniden ikame etmeye çalışırsa buna da açıktan eleştirmemek sizin kabahatiniz olur. Yani cemaat mensuplarının kabahati olur diye düşünüyorum. O zaman mecburiydi, hataydı. Bugünkü hizmet hareketi dediğin şey bu mahrem hizmetler olmasaydı anlatabiliyor muyum yani? reel düşünün. Bugünleri zaten göremezdi. İşte ne oldu? Yani yani ...yoktu insanların her yerde... ...şöyle düşünün yani ilk ortaya çıkışı illa her yerde olalım iddiasını ortaya koyduğunuz zaman... ...burada da mı şurada da mı yani siz işte... ...tabii ki bu memleket sizin askerde olun, poliste olun, hakimde olun, savcıda olun denildiği zaman... ...bu nominal bir varlıktı yani her yerde olabilirsiniz buna yönelik bir fetvaydı. Bunu birileri her yerde en çok biz olalım, etkin olalım haline getirip... ile geçirmeye çalışmak için bir araç olarak kullanmış olabilir. Ben bunu inkar etmiyorum. Bu mümkün olabilir, bu ispat edilebilir, şöyle olabilir rakamlar öyle söylemiyor ama bu bile cemaatin büyük bir enerjisini çok verimli çok verimli insanlarını çok verimsiz yerlere yerleştirmeye başladığının bir işaretidir bence. Bu manada belki bunun bozulmuş olması uzun vadede hayır olacaktır. Bu becerikli insanların hizmetin doğrudan ihtiyaç duyduğu yerlerde, alanlarda dünyanın diye geri kalanında istidam edilme şansı açılmıştır belki. O zaman gerekli olan şey bugün gerekli değildir. O zaman hata şeklinde hani belki cemaatin yurt dışına çıkışını engelleyecek şekilde içeriye yönelik fokuslanmasına sebep olan hataları tekrar etmediği müddetçe bence bir sakıncası yok. Bunun haricinde bu soruyu sadece şununla bitirmek istiyorum. Yani eleştiren insanların pes, iyi niyetleri hiç önemli değil. Hatta ne kadar kötü niyetli olurlarsa o kadar iyi. Yani çünkü o kadar kötü görürler. Siz bakarsanız, siz kendiniz değerlendirmek zorundasınız. Bu var mı? Var. Yok mu? Yok. Tamam geç git. Yani bu çok da şey yapmaya gerek yok. Yani insanlar beni övsün şeyinde böyle burjuvanın böyle bir takıntısı olur. Yani sonra da zenginleştiği için evini bir şeylerle doldurup övülme ihtiyacı falan var. Hepimiz köylüyüz bu manada. Yani ve içimizde övülme ihtiyacı var. Tamam bu, bu, bu Bunu da birbirimize şey yapabiliriz. Terapi niyetini herkes birbirini övsün falan şey yapılabilir. Ama onun haricinde övülme ihtiyacını bu kadar açığa vurmak, herhangi bir eleştiride özgüvenini yitirmek filan çok sağlıklı değil. Bu da aynı şekilde bu şekilde aşılabilecek bir problem diye düşünüyorum.